Evet arkadaşlar, uzaktan eğitime verilen arayla ilgili okulumuzun videosunu seyrederken katılımcıları da bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede başlayacağız. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam Mehmet Hocam, hoş geldiniz. İyi Hocam biraz akşamlar. katılımcılara bilgi edeyim. Hemen sözü size bıraksanız inşallah. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? İlk önce onu bir öğreneyim. Geliyor hocam. Evet, benim geliyor. Normal, normal hocam, herkese. Teşekkür ediyoruz. Şimdi programımızın akışının iyi geçmesi için sizlerden mikrofonlarınızı kapatmanızı rica ediyorum. Program konuğumuz uzman doktor Mehmet Portakal Bey aramızdalar. Katılım için birkaç dakika daha bekleyelim inşallah. Çünkü biliyorsunuz, yani şu an internetle ilgili sıkıntı programlar üzerinden yapıldığı için ben hocamızdan söyleyeceği her cümlenin çok değerli olduğunu düşünüyorum ve herkesin de bu konuda yararlanmasını ve istifade etmesini arzu ediyorum. Onun için sizleri birkaç saniye daha bekleyeceğiz, inşallah programımıza başlayalım. Atiye'cim, seni göremiyorum. Geldin mi, sen programda mısın? Geldim hocam. Tamam. Buradayım. Şimdi uzman doktor Mehmet Portakal Bey'in geçmişini Atiye'den dinliyoruz. Sevgili katılımcılar, buyur musun? Tamam hocam. Doktor Mehmet Portakal Ermenek'te doğmuştur. 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup 2004 yılında Ünemli Üniversitesi Tıp Fakültesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimini ve 2006 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde biyokimya doktorasını tamamlamıştır. Doktor Mehmet Portakal, romatizmal hastalıklar, fonksiyonel tıp, tıbbi beslenme, osteoporoz, fibromiyalji, antioksidanlar, bitkilerle tedavi, geleneksel tamamlayıcı tıp, GETAT gibi konular üzerine çalışmaları, yerli ve yabancı basında yayınlanmış makaleleri, çeşitli dergi, gazete ve internet haber sitelerinde köşe yazıları yer almaktadır. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyilik hali için modern tıbbın yanında geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemlerini bir araya getirerek bütüncül yaklaşımla sağlık hizmetleri sunmaktadır. Doktorumuz, dünyayı nasıl görmek istiyorsak dünyamız da öyle olacaktır felsefesiyle hastalarına, dolayısıyla Nereden açılıyor? topluma ve insanlığa faydalı olabilmek amacındadır. Nereden açılıyordu? Alanya Büyükşehir Yo, annem kapattı zaten. Büyükşehir Tedavi Kliniği ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin yöneticiliğini yapmaktadır. Bitti hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, kıymetli hocam, bizlere vakit ayırdınız. Tabii bu eğitim sürecinde şunları gördük. Uzaktan öğretim mutlaka bir şekilde yapılıyor. Ama biz öğrencilerimizin fiziksel gelişimle ilgili değil, mesafe kat edip çok yol almalarını ve gelişmelerini bu eğitim sürecinde hareketsiz bir yaşamla, özellikle postür bozukluğuyla ilgili çok büyük sıkıntı çektiklerini gözlemledik. Biz sizin bu konuda kıymetli görüşlerinize başvuruyoruz. Postür bozukluğu nedir? Bize bununla başlarsanız sözü size bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Fatih Hocam. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Öğrencilerimize, değerli velilerimize. İnşallah önümüzdeki saat içerisinde her yönden güzel, bereketli dakikalar olur. Ben de bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Sizin de sorularınız olursa inşallah onları birlikte konuşalım ki faydalı olmaya çalışalım. Nefeslerimizin inşallah güzel bir şekilde değerlendiririz. Şimdi tabii günümüzde özellikle bu pandemi döneminde hakikaten dediğiniz gibi bizim en çok karşılaştığımız durumlar boyun bel ağrıları oldu. Omurga eğrilikleri çok sık karşılaştığımız ve sinyal vermeye başlayan önemli rahatsızlıklar oldu. Bu pandemi döneminde zaten hastalık geçirenler, hastalar zayıflıyor ama
hiçbir başka bir hastalığı olmadan sadece online eğitimler ve masa başına bağlı olarak bilgisayar ve telefon üzerinden yapılan eğitimler veya dijital ortamda daha fazla vakit geçirme durumlarında bu boyun bel problemlerini daha çok görüyoruz. Hani hep öneriyoruz, boynunuzu belinizi dik tutun, öne doğru eğilmeyin, oldukça sırtınızı bir kaslayın. Daha önceden de omurga sağlığı için başta gelen önerilerimizdi. Hep dik duruştan bahsediyoruz. Yani hayatın her alanında dik duruş, çizgimizin belli olması, duruşumuzun belli olması ve o duruşun hakikaten omurgaya pozitif getirdiğini, insanın yansıdığını görüyoruz. Ama toplumda tabii ki özellikle genç yaşlarda, ergenlik döneminde özellikle kızlarımızda daha fazla olmak üzere genelde toplumumuzda bir öne eğiklik hali var. Bazen bu ergenlik döneminde özellikle ihtiyaca binaen bir omuzları öne getirme ve öne eğik durma ihtiyacı olabiliyor ama özellikle böyle durumlarda bilgisayar başından eğitimler arttığı zaman işte bu dönemde olduğu gibi masa başında daha fazla vakit geçirdiğimizde özellikle boyun bel problemlerini daha fazla görüyoruz biz. Bu dönemde de bizim fizik tedavi kliniklerine en çok başvurular ne yazık ki boyun bel fıtıkları, düzleşmeler, kas romatizmalarına ait belirtiler oldu. Özellikle ailesinde romatizma şikayet yaşayanlar, boyun bel fıtığı yaşayanlar bu durumlarla çok daha fazla karşılaşıyor. Sabahları bu enerji eksikliğine de sebep oluyor. Sabahları yorgun uyanmak, halsizlik, kaslarda gezen bir ağrılar, vücudun sağında veya solunda, üst tarafta veya alt tarafta çok sık karşılaştığımız problemler. Bugün bunlar neyin işaretidir ve bunu demek için neler yapabiliriz? Önümüzdeki dakikalarda bunlara ait bilgilerimi paylaşıyor olacağım inşallah. Şimdi boyun ağrısı, bel ağrısı dediğimizde aklımıza bizim ilk defa fıtıklar geliyor. Tabii insanlar en çok omurgaya ait fıtıklardan korkuyorlar. Aman ameliyat mı gerekiyor diye. Boyun bel fıtığı, omurgadaki bu bildiğiniz 33 tane kemik var. Bunlar hepsi çok önemli. Her biri hem iç organlarımızla hem dişlerimizle direkt bağlantılı. Bunlara iyi bakmamız lazım. O yüzden işte duruş önemli diyoruz, postür önemli diyoruz. Postür bozukluğu dediğimiz zaman omurganın özellikle masa başında fazla çalışanlarda, kendini işe kaptıranlarda, derse kaptıranlarda uzun süre öne doğru eğikliğe, eğik duruşa bağlı olarak oradaki kaslara binen yükün dengesiz dağılması ve özellikle belli bölgelere, belli omurlara fazla yük binmesi sonrasında boyna, bele, sırta meydana gelen baskılar sonra o bölgede diskler arasındaki sıkışmadan kaynaklanan değişik bozukluklar aklımıza geliyor. Omurganın eğriliği aynı zamanda hem yan tarafa skolyoz dediğimiz yan tarafa S şeklinde çizmeler olabiliyor. Ön tarafa eğikliğe de kifoz diyoruz. Bizim ikisi de özellikle son yıllarda çok sık karşılaştığımız durumlar. Özellikle kaslar güçlü olursa tabii omurganın çevresini korse gibi sarıyor ve koruyor. Ama eğer kaslarımız yeterince güçlü değilse bir şekilde özellikle ailede bir de romatizmaya yatkınlık varsa uzun süre masa başında çalışıyorsanız bu sefer o bölgelerde boyunda olursa boyun fıtığı, sırtta olursa sırt fıtığı, belde olursa omurların arasındaki bu diske binen yük ve etrafına olan basının artışı bel fıtığı meydana geliyor ve meydana gelen basının da şekline, derecesine göre bazen ağrı, bazen uyuşma, bazen kramp, bazen unutkanlık, bazen yürürken sanki başınız dönecekmiş gibi, sersemlik gibi, denge gibi şikayetlerle karşılaşabiliyorsunuz. Peki özellikle böyle uzun süre şimdi online vakit geçirirken bilgisayarımızın başında, telefonumuzun başında, ders ya da işte dijital ortamda işlerimizi görürken ne yapalım ki bizim kaslarımız güçlü olsun, fıtıklardan korunalım? Vücudun enerji santralleri var. Kasları esnek hale getiren ve bizim de kaslarımızın gerginliğini önleyici, boyun ve bel fıtığını önleyici bazı noktalar. Biz bunları uyardığımız zaman hem fiziksel hem de zihinsel enerjimiz artar, işimize daha iyi odaklanırız ve omurga bozukluklarından işte öne yana eğilme veya fıtıklara yatkınlık gibi durumlardan kendimizi koruyabiliriz. Ne yapacağız Mehmet Hocam, o zaman? Burada çok güzel bir şey ifade ettiniz. Ben değinmeniz adına. Şimdi biraz önce skolyoz ve ankilozan spondilit gibi iltihaplı romatizma hastalıklarının
bu dönemde özellikle Zoom süreci içerisinde öğrencilerimizi daha da fazla etkileyecek ama bu hastalıklar olmasa bile bu süreçleri hızlandıracak eğilmelerin olabileceğinden bahsediniz değil mi? Yani illaki bu hastalıklar olmasa da bu eğilmeler bu süreçte olabilir. Evet, hareketsizliğe bağlı olabiliyor. Yani biz omurgamız hareket etmek ve o hareketin omurgamızı koruması üzerine yaratılmış. Allah-u Teala öyle yaratmış. Yani harekette bereket var. Nerede bir durağanlık varsa Fatih Hocam bildiğiniz gibi orada normalde uzaklaşır. Yani bir su akmazsa eğer durağanlar sıçırsa orada yosun bağlar. Veyahut da bir makina, bir demir işlemezse, hareket etmezse orası pas tutar. Aynı durumları biz vücudumuzda da görüyoruz. Eklemlerin arasında kireçlenmeler daha fazla oluyor. Kaslar daha zayıf oluyor. Sizin romatizmal bir hastalığınız olmasa bile, ailenizde böyle bir durum olmasa bile veya bir ağır kaldırmasanız bile hareketsiz yaşam tarzı kasları zayıflatmak için oradaki dolaşımın azalması, beslenmenin azalması, ödemin artması ve dokunun zayıflamasına bağlı pek çok şikayetlerle karşılaşabiliyoruz. O zaman yerden hafif bir kağıt parçası düştüğünde notunuzu alacaksınız diyelim, ders çalışıyorsunuz. Ama yere eğildiğiniz anda bile veyahut bir sehpanın örtüsünü düzelteceksiniz. Onu düzeltirken bile hemen fıtıklaşmalar meydana gelebilir. O yüzden biz ne kadar hareketimizi arada molalar verdiğimizde artırabilirsek, her dersten sonra hani okulda teneffüs verdiğimiz gibi evde çalışırken de, bilgisayarın başındayken de, online derslerde de hareketlerimizi artırırsak, arada bir mola verirsek, kalkıp bir çay su içme bahanesiyle bir dolaşırsak, odamızı havalandırmak için penceresini açarsak, aslında omurgamız için de çok büyük bir iyilik yapmış olacağız. Çünkü oranın kanlanması, beslenmesi hep harekete bağlı. Peki biz ne yapalım da omurgamızı daha sağlıklı yapalım? Bu kasların beslenmesini artıralım. Egzersizlerimiz küçük de olsa omurgamıza neler getirebilir? İsterseniz oturduğumuz yerden yapabileceğimiz hareketlerle birkaç hareket göstererek başlayabiliriz. Çünkü bunlar bizim kaslarımızı beslerken aynı zamanda fiziksel ve zihinsel performansımıza da katkı sağlayacak hareketler. Vücudumuzda belli noktalar var. Biliyorsunuz vücudumuzda enerjinin aktığı belli enerji hatları var. Belli organlar var. İşte karaciğeri böyle, kalp, akciğer veya belle ilgili olarak belle kalçanın birleştiği. Bu batı tıbbında da doğu tıbbında da buralar artık tespit edilmiş. İşte doğu tıbbında çakra denen enerji santralleri var mesela. Biz buraları uyardığımız zaman hem zihinsel hem de fiziksel olarak kendimizi daha iyi hissederiz. Kaslarımız esnek hale gelebilir. Şimdi bunlarla ilgili hem boyun sırt kaslarımızı güçlendirmekle ilgili birazdan egzersizler göstereceğim. Ama vücudumuzun özellikle dokuların beslenmesi, oksijenin yeteri derecede hem akciğerlerimizi hem kalbimizi beslemesi, beyne yeteri miktarda kan gitmesi için belli noktaların özellikle uyarılması gerekiyor. Bu noktaları özellikle Fatih Hocam bir göstererek başlamak istiyorum. Çünkü ders çalışan kardeşlerimiz için bunlar çok önemli. Büyükler için de önemli. Yani evde yorulduğu zaman veya bir toplantıya girecek, işte kendisini iyi hissedeceğinde veya öğretmenlerimiz işte derse girecek ama diyelim halsizlik, yorgunluk olabiliyor. Özellikle sabah bu mevsimde mevsim geçişlerinden de dolayı enerji eksikliği hissedebiliyor insanlar. Bazı noktalar var. Biz bu noktaları uyardığımız zaman sanki dışarıdan vitamin almış gibi kana salgılanan bazı biyokimyasal maddeler var. İşte serotonin, tirozin gibi hani mutluluk hormonları hep biliriz. Çikolata yersek artar, bilmem oksijen alırsak artar, şu meyveleri yersek artar gibi. Veyahut bir unutkanlık olduğunda biz işte ne yapıyoruz? Biberiye çayı için ki unutkanlığınızı önlesin diyoruz. Bunlar kanda bazı maddelerin artışına sebep oluyor çünkü. Allah-u Teala öyle yaratmış ki biz oraları uyardığımız zaman kana bazı maddeler salgılanıyor ve de salgılanan bu maddeler kan dolaşımıyla birlikte hücrelere ulaştığı zaman oraların oksijenlenmesi artıyor. Bizim direncimiz daha artıyor. Ders çalışıyorsak dersimize daha iyi odaklanabiliyoruz. Boynumuzda belimizde bir tutukluk varsa oraların önüne de geçebiliyoruz. Nedir bu noktalar? Bunlardan özellikle ben bugün hatırda kalsın diye 3 tanesini özellikle göstermek istiyorum. Bir tanesi şu iman tahtamız. Bizim tıpta anatomide sternum dediğimiz iman tahtası kemiği. Buranın bir uyarılması gerekiyor. Çünkü buranın arkasında timus bezi var. Çok hayati bağlantılar var. Buradan geçen damar sinirler var.
Bunların uyarılması vücudumuzda enerji artışı, kasların esnekliğine sebep olur ve bizim duruşumuzun kendimize gelmemize de çok faydası olur. Çünkü masa başında otururken, çalışırken belli bir süre sonra ister istemez öne doğru gidiyoruz. Omuzlarımız biraz öne gelebiliyor. Ama kaslarımız esnek hale gelir ve dolaşım başladığı zaman böyle hani mankenvari duruş diyoruz ya, hep o duruş önerilir ders çalışırken özellikle. İşte boynumuz, belimiz daha dik, göğsümüz biraz, alnımız ileride. Bu rahat nefes alışverişimize de çünkü çok faydası olur ve akciğerlerimizin genişleme kapasitesi daha fazla artar. Şimdi 3 noktayı uyaracağız dedik. Bunlardan bir tanesi bu iman tahtası, sternum kemiği. Şu elimizi küçük bir şekilde bir yumruk yaparak, fiske şeklinde burayı bir uyarmak lazım. Şimdi siz de yaparak denersiniz, aklınızda daha iyi kalır. Bir 20 tane buraya yavaş yavaş bir vuralım lütfen. Şöyle yavaş yavaş acıtmadan elimizi yumruk yaparak buraya bir 20 tane vurduğumuz zaman hem arkadaki timus bezleri hem biraz önce bahsetmiş olduğum o damar ve diğer bağlantılar, orası bir kavşak noktası gibidir. Buralarda çalışma daha iyi başlar ve hem kan dolaşımı artar ve bununla birlikte kaslarımızı esnekleştirici bazı maddeler de salgılanmaya başlar. Şimdi birinci noktamız burası dedik. İkinci noktamız da şurada köprücük kemiğimizle yine bu iman tahtası kemiğinin yani sternumun birleştiği ikinci nokta da burası. İki taraflı burayı da uyarmamız lazım. Yavaş yavaş parmak uçlarımızla veya yumruk yaparak bir 20 kere de burayı uyarabiliriz. Özellikle boyun bel ağrısı çok yaşayanlar, biraz önce bahsettiğimiz o skolyoz, yan eğrilik ve öne doğru kifoz eğriliği olanlar, uzun süre masa başında vakit geçirenler bunları muhakkak yaparsa ileride boyun bel fıtığı gibi durumlardan kendilerini korumak için çok değerli adımlar atmış olur arkadaşlar. Bu iki tarafı da uyarıyoruz. Üçüncü bir nokta daha göstereceğim. Bu da şu meme başından aşağıya doğru bir çizgi çekiyoruz. Son kaburgamızı tespit ediyoruz. Onun iki parmak altını bulup buralara vuracağız. Bu bize ne sağlar? Özellikle sırt ve bel kaslarımızın esnekliğiyle birlikte özellikle bağırsak problemi yaşayan, özellikle bu mevsimde hareketsiz hayat tarzı olanlarda, masa başında çok vakit geçirenlerde kabızlık, şişkinlik, gaz gibi şikayetler çok sık karşılaştığımız durumlar. Bunların da önüne geçmek ve bağırsakların daha sağlıklı bir şekilde hayatta devam etmesi konusunda bize çok yararlı olmaktadır. Şimdi bunlar vücudumuzun genel olarak enerjisini artırmaya yönelik önemli hareketler uyarım açısından. Bir de özellikle masa başında çalışanlarda en azından sabah ve öğleden sonra birer kere olmak üzere, tabii bunun sayısını 3-4 yaparsanız daha iyi olur ama bir 5 ile 10 dakikanızı ayırarak bazı hareketler göstereceğim. Bu da bizim yine boynumuzun, sırtımızın, omzumuzun, bel kaslarımızın özellikle ama kasların en yoğun olduğu bu boyun ve omuz kuşağıyla bel basenin güçlenmesine çok yardımcı oluyor. Bunların güçlenmesi neden önemli? Esnek olması neden önemli? Hem fıtıklara karşı bizi koruyacaktır hem de ders çalışırken veya işimizi yaparken fiziksel olarak, zihinsel olarak daha iyi odaklanmak ve kaslarımızı güçlendirmek adına bize çok faydası olacaktır. Senelerde bazı hastalıklar arttı arkadaşlar. Mesela fibromiyaj dediğimiz bir romatizmal hastalık var. Sabahları yorgun uyanıyor insanlar. Uyku bozukluğu olabiliyor, kendisini toplamakta zorlanıyor, kaslarında yaygın ağrılar var, aldığı oksijen sanki kendisine yetmiyormuş gibi. Hani böyle bir iç çekeriz ya, akciğerlerim sanki yeteri derecede oksijen alamıyormuş gibi sık karşılaştığımız problemler. Son senelerde hem bu viral hastalıklar arttı, hem alerjiler arttı, solunum yolları, bağırsak problemleri çok arttı. Hepsi birbirine bağlı. Bu bahsettiğim hepsine birden faydalı olan biraz önceki noktalar da biraz da sonra göstereceğim egzersizlerde. Ne yazık ki insanoğlu işte karşılaşmış olduğu değişik kimyasal maddeler olabilir. Hareketsiz yaşam tarzı, çevredeki kirlilik, elektromanyetik kirlilikler, masa başına daha fazla bağımlı kalma. Ne yazık ki bazı hastalıkları son senelerde artırdı. İşte şu anda yaşadığımız pandemi süreci gibi. Romatizmal hastalıklarda da artışlar var. Boyun bel fıtığında da. Ama biz bu postürümüzü dik tutabilirsek, kaslarımızı güçlü ve esnek tutabilirsek bunların önüne geçebiliriz. Özellikle bu romatizmal hastalıkların artışında biz gördük ki her organa ait şikayetler oluyor. İşte biraz önce anlattığım gibi sabah
insan kendini yataktan toplayamıyor. Enerji eksikliği olabiliyor veya dişlerini sıkıyor gece, diş gıcırdatma durumları veya bağırsaklarla ilgili problemler oluyor. Bağırsaklar yeterince çalışmıyor. Aldığınız yiyecekler size dokunabiliyor. Yine sanki göğsünüzde bir ritim bozukluğu, aritmi dediğimiz durumlar, taşikardi, fazla çarpması kalbimizin. Bunlar her organa ait böyle değişik değişik bulgular çıkabiliyor. Ve tahlil yaptırdığınızda, filmler yaptırdığınızda hepsi normal çıkıyor. Görüntüleme yöntemleri normal, tahliller normal. Sanki doktor da o zaman sanki bu iş psikolojik bir şeymiş gibi düşünüp bazen bir antidepresan bile yazabiliyor tam teşhis konmadığında. Halbuki biliyoruz ki başarılı bir tedavi için her konuda olduğu gibi vücut bir işaret verdiğinde de önce teşhisi doğru koymak gerekiyor. Eğer tanı doğru olursa tedavi de başarılı olur. Yani bir gömleğin ilk düğmesi doğru iliklenirse sonrakiler de doğru bir şekilde devam eder. Yoksa teşhis yanlış olursa tedavi de yeterli cevap vermiyor ya da başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. Peki bunların önüne nasıl geçeceğiz? Bu sinyalleri biz iyi değerlendirmemiz lazım. Eğer vücudumuzda bir ağrı, uyuşma, eklem hareketlerinde bir kısıtlılık, bir enerji eksikliği varsa ve bu 3-5 günü geçiyorsa, evde bulunan bu bildiğimiz basit ağrı kesiciler ve benzer kullandığımız ilaçlara rağmen hala devam ediyorsa, bunları bir önemli bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Bunlara bakmak lazım. Bu omurga eğriliği şeklinde de benzer şikayetler verir. Özellikle biz skolyozda görüyoruz işte. Geldiği zaman hastamız kapıdan girerken bile skolyozun ilk belirtilerinden biridir mesela. Omuzlar simetrik değildir. Biri yukarıda, biri aşağıda olur. Özellikle bizi dinleyen şimdi ebeveynlerimize ben özellikle hatırlatmak isterim. Çocuklarınızın iki omzu birbirine eşit değilse veya yürürken baktığınız işte sırtında bir eğrilik varsa, kaburga kemiklerinin biri sağ sol dengeli görünmüyorsa veyahut da işte omuzlardaki bu farklılık aynı şekilde bazen belde basende de belli olur. Buralarda bir dengesizlik varsa, asimetri varsa, simetrik değilse iki taraf muhakkak omurga eğriliği yönünden bir değerlendirmek gerekir. Bunları atlamayalım çünkü bu yaşlar önemli. Ne kadar erken yaşlarda bunların tanısı konup tedavisi planlanırsa hem okul başarısı artar, hem fiziksel, zihinsel daha iyi konsantre olurlar, hem de özellikle ileriki yaşlarda diyelim kız çocuklarımız anne olacak, hamilelikte en az bir 10-15 kilo alınıyor. O zaman bunlar hemen belirti vermeye başlıyor omurga eğriliği. Bazen o zamana kadar görülemeyebiliyor, teşhis edilemeyebiliyor. Ama erken yaşta biz doğru gözlemlersek, vücudumuzun verdiği sinyalleri iyi değerlendirirsek, İnşallah ileriki yaşlarda bu problemlerin de önüne geçebiliriz. Peki ne yapalım da uzun süre masa başında vakit geçiyorsa, hangi hareketleri yapsak biz bu omurga eğriliklerinin önüne geçebiliriz veyahut da varsa tedavisi konusunda bir adım atmış olabiliriz. Şimdi boyun, sırt, omuz kaslarımızı güçlendirmek için bazı hareketler göstereceğim. Özellikle ailesinde boyun bel fıtığı olanlar, diğer olmayan insanlara göre 5 ila 10 kat daha fazla risk altında oluyorlar. Üniversitede yaptığım sonuçlar, dünya literatüründe de böyle. Eğer ailede boyun bel fıtığı veya bir romatizma varsa kişilerin omurga problemleri, duruş bozuklukları da ilave olursa özellikle çok daha sık karşılaştığımız durumlar oluyor. O yüzden biz omurgamızı ne kadar daha sağlıklı hale getirebiliriz? Bunun çabası içerisinde olmalıyız. Elbette ailede varsa dönem dönem kontrolleri yapılıp bunların önünü geçici işte gerektiğinde kolajen, omega gibi vitamin destekleri, gerektiğinde biraz sonra göstereceğim egzersizler veya biraz önce gösterdiğim şekilde enerjimizi artırıcı noktaların uyarılması bizim için aslında çok değerli küçük adımlar olacaktır. Ders çalışırken arada bir mola vereceğiz. Tamam, söyledik ki her dersten sonra teneffüs yapar gibi kaslarımızı esnek güçlü hale getirmek için adımlar atmamız lazım. Bunların başında da bazı hareketler geliyor, egzersizler geliyor. Ben onları da göstereyim. Bahsedeceğim birkaç nokta daha var. Ondan sonra da sizin sorularınızı arada almak istiyorum. Bu hareketlerden özellikle boynumuzu belli yönlerde hareketi zorlamadan normal hareket eklemleri seviyesinde hareket ettirirsek esnekliği sağlamış oluruz. Boynumuzun 6 yönde hareketi vardır. Bunları yapacağız ve her birinde de 5 saniye bekleyeceğiz. Nedir bunlar? Önce sağa ve sola çeviriyorum.
5 saniye şöyle selam verir gibi, namazdaki selam verir gibi sağa çevirip 5 saniye duruyorum. Yani 5'e kadar sayarım. Sonra bu aynı hareketi sola yapıyoruz. 5 saniyede öyle. Sonra ön ve arka. 5 saniye öne eğiyorum. Çenemi göğsüme değdirip 5 saniye bekliyorum. Sonra da arkaya doğru götürüyorum. Götürebildiğiniz kadar götürün. 5 saniyede böyle bekliyorum. Sonra kulağımı omzuma doğru yaklaştırıyorum 5 saniye. Sonra orta hatta geldikten sonra da sol tarafa doğru götüreceğim. 5 saniyede böyle. Bu altı yönde hareket çok önemli. Bu özellikle boyunda çok kulunç yaşayanlarda, sırtta çok kulunç yaşayanlarda oraları esnetme adına çok önemli. Bunu önce 10 sonra da 20'ye kadar yapabiliriz. Arada böyle kaslarınızda bir tutukluk, katılık, sertlik hissettiğinizde bunu muhakkak yapın. Çünkü buralar esnemekle birlikte aynı zamanda beyne giden kan miktarını da uyarıyor. O yüzden işinize konsantrasyon da artar, duruş bozukluğunun da önüne geçer. İkinci olarak omuzun hareketleri çok önemli. Çünkü burada pek çok kaslarımız var. O kasları bir esnek hale getirmek gerekiyor. Ne yapacağız bunun için? Omuzu dairesel olarak çevireceğiz. Önden arkaya bir 10 kere. Bunu çevirdikten sonra, 10 kere tamamladıktan sonra arkadan öne bir 10 tane de böyle. Burada kan miktarının hakikaten beyne doğru yavaş yavaş yürümeye başladığını fark edersiniz belli bir süre sonra. Bir 10 kere yaptıktan sonra bunu özellikle öneriyoruz biz. Hem ders çalışanlar hem ev hanımı olup işte işlerini yaparken kaslara tutulanlar bazen cereyanda kalıyor. Bazen insan terleyip soğuyabiliyor. Özellikle bu mevsimlerde zaten geçiş mevsimi olunca kaslarımız daha duyarlı olabiliyor. Bir de özellikle Konya'mızda gece gündüz ısı farkları fazla olduğu için vücut zor adapte olabiliyor. Aklınızda olsun, 10 derecenin üzerinde ısı farkı olduğu zaman özellikle kaslarda gerginleşme, sertleşme, fıtıklar ve romatizmal hastalıklar daha çabuk meydana gelebiliyor. O yüzden mümkün oldukça dışarının hava şartlarına göre gerektiğinde birkaç kat giyin, gerektiğinde azaltın veya artırın. Ama hem terlemekten koruyun vücudunuzu hem de kasları esnek hale getirmek için arada bu egzersizleri lütfen yaparsanız iyi olur. Sonra ne yapacağım? Sonra ellerimi arkada birleştireceğim. Şöyle bir gerdireceğim. Omuzlarımı arkaya doğru gerdiriyorum arkadaşlar. Ellerimi kürek kemiklerinin arasında birleştirip arkaya doğru çekiyorum ki o kaslarda bir esneklik meydana gelsin. Göğüs kafesim biraz daha rahatlasın, genişlesin. O bizim ventilasyon hacmi dediğimiz yani akciğerlerimize dolan hava daha fazla olabilsin. Arkasından da omuz silkme hareketi var. Hani bizim bana ne dediğimiz şu hareket var ya, bu hareketi en az bir 10 kere yapmak lazım. Bunu yaparken hem boyun, hem sırt, hem omuz, hem de bel kasları hepsi birlikte hareket ediyorlar. Yani omurganın çevresindeki kaslar. Omurganın çevresindeki kasları ne kadar esnek, ne kadar güçlü tutabilirsek bizim için iyidir. O zaman korse gibi sanki sırtımıza, belimize, boynumuza korse takmış gibi kaslar omurganın korunmasına yardımcı oluyor. Ama onlar sert olursa, esnek olmazsa fıtıklar daha çabuk meydana geliyor. Yani kaslarımızın esnekliği aynı düşünce esnekliğinde olduğu gibi aslında bizim vücudumuzun genel sağlığı için de öyle. Ne kadar esnek olursa bizim kaslarımız, vücudumuz, olaylara yaklaşımımız, bizim vücudumuz daha sağlıklı olur. Aynı esnek binaların depreme karşı daha dayanıklı olduğu gibi. O yüzden kaslarınızı mümkün oldukça esnekleştirici hareketleri yapın lütfen. Şimdi bu omuz silkme hareketinden sonra en son ellerimizi şöyle aşağıya doğru sarkıtıp bir salamak ve parmaklarımızdaki kan dolaşımını artırmak, damarlar ve sinirleri uyarmak için son hareketimizde bunu yapıyoruz. Tabii arada işte kalkıp bir çay su içme bahanesiyle bir dolaşmak, en azından dersten sonra diyelim 45 dakikalık dersiniz oldu, 1 saatlik dersiniz oldu. Ondan sonra kalkıp bir 3-5 dakika dolanmak bile, bir su içip gelmek bile yerinizden hareket yani bizim kaslarımızın sağlığı ve sağlıklı bir şekilde hayatta devam etmek özellikle boyun bel fıtıklarından korunmak için çok önemli. Tabii ailenizde bir fıtık varsa, bir romatizma varsa
bunun adının doğru konması ve tedavisinin zamanında yapılması hem omurga sağlığınız için hem de genel sağlığınız için başta yapılması gerekli şeyler. Bunun için gerekirse bir aile hekiminizle, gerekirse ilgili uzmanla görüşebilirsiniz. Arzu ederseniz buyurun gelin, kliniğimizde, hastanemizde misafir ederiz, istişare ederiz. Önemli olan bu bilgileri paylaşmak. Ben şimdi ilk söylemek istediğim omurga sağlığı için bunlar Fatih Hocam. Arzu ederseniz biraz sorularınızı alalım bu konularla ilgili varsa. Sonra da evet, hastalıklarla yine bilgilerle devam edelim inşallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Şu an bana gelen bir soru var. Katılımcı arkadaşlarımızın soracakları soruları WhatsApp'tan ya da buradan chatten yazarlarsa biz de karışık olması için sözlü soru evet, sormak isteyenleri burada söz veririz. Bana şu an gelen bir soru da postür bozukluğunu düzeltme adına korsenin bir yararı katkısı olur mu hocam? Şimdi eğer kişi sık sık unutup öne doğru eğiklik durumuna geçiyorsa, kifotik duruş diyoruz işte, hani kambur gibi öne doğru eğik durmak veyahut da hani programın başında bahsetmiştim, genç kızlarımız öne durma ihtiyacı hissedebiliyorlar. Bunları arada omurganın dik duruşuna yardımcı olmak veya bunu hatırlatmak için değişik korseler, yani bizim postürex dediğimiz postürü düz tutucu, hatırlatıcı, hatta bazen sinyal vererek korseler var. Bunlardan faydalanabilir. Bunlar basit, kişiyi yormayan, bu omuzları biraz geri çekip daha dik durmamızı hatırlatan korseler. Özellikle öğrencilik döneminde kullanılmasını öneririz. Bazen şimdi masa başında çalışırken özellikle insan kendisini kaptırabiliyor. Ve bakıyorsun dakikalar, saatler geçmiş olabiliyor. O yüzden o hatırlatma açısından hem basit hem bir zararı olmayan hem de kolay ekonomik korseler kullanılabilir. Teşekkür ediyorum. Hocam ikinci bir soru daha geldi. Postür bozukluğu ileri seviyeye geldiği zaman barfix demirinde sallanmanın zararı olur mu? Bu bizim de çok önerdiğimiz bir durum ama tabii ki her şeyin bir dozu var. Her şeyde doz önemli ve sizin hastalığınıza bağlı. Eğer bir sinir sıkışması varsa, bağlarda bir yırtık, lifte bir zorlanma varsa bazen fayda yerine zarar da getirebilir. O yüzden öncelikle size uygun mu ya da uygun egzersizler nelerdir? Bunu ilgili bir uzmanla görüşüp filminizin çekilip omurga eğriliğiniz varsa veya duruş bozukluğuna mı bağlı, gerçekten bir omurga eğriliği mi var? Hani demin söylediğim gibi bir tedaviyi önerirken tedavinin başarılı olması için en önemli şey teşhisin doğru konması Fatih Hocam. Eğer tanı doğru olursa sonrası da güzel gelir, her şeyde olduğu gibi. O yüzden böyle bir rahatsızlık yaşayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bunun adının doğru konması, derecesinin tespit edilmesi ve ona bağlı bir şeyler yapılması konusunda bir istişare etmesi iyi olur. Diyelim omurga eğriliği var, omurga eğriliğinin derecesi var, skolyoz. İşte 20 derece, 30 derece, 40 derece diye yaşayanlar varsa bilirler. Filmini çekip o dereceyi tespit ediyoruz ve ona göre egzersizler farklılık gösterebiliyor. Yani burada bir sinire baskı varsa, damara veyahut da liflerde bir zayıflık varsa o zaman her hareket uygun olmayabiliyor. Ama hani normal çok aşırı... Çok büyük olmaz değil mi? O da büyük bir şansı. Şöyle. Vallahi şöyle. Ben... Çok olmayan... 12 yaşıma yer atış ötüyorsa... Ona yönelik hocam. Arkadaşlar mikrofonumuzun sesi kapatırsak daha iyi gelir. Buyurun hocam. Yapılacak olan barfix hareketleri veyahut da işte benzer esnekleştirici hareketler faydalı olur. Ama dediğim gibi bunların kişiye göre planlanması, varsa bir rahatsızlık önce tespit edilip egzersiz programında ona göre verilmesi, hani sizin de branşınız gereği takdir edersiniz, çok daha yararlı olur. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi bir öğrencimiz özellikle bu pandemi sürecinde uzaktan eğitim sırasında uzandıktan sonra geçici omurga ağrısı oluşuyor. Doğrulmakta belirli bir süre zorluk çekiyorum. Neden olabilir? Uzaktan eğitim sürecinde olduğundan bahsediyor. Bunun uzaktan eğitimde ya da postürüyle alakalı bir sıkıntı olabilir mi? Şimdi bu kardeşimiz ayna karşısına geçsin bir baksın. İki omuz arasında eşitsizlik varsa veyahut da sırtta baktığımız zaman işte kürek kemiklerinden biri diğerine göre farklı görünüyorsa öncelikle bir muayene veya bir film çekilip
bir teşhis edilmesi, ona göre hareket etmesi daha iyi olur. Çünkü bazı hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırdı pandemi. İşaretler boşuna vermez vücut. Eğer bir sinyal veriyorsa, işte önce yoktu ama hareketsizlikten sonra oldu. Bakıyoruz, işte eğer sizde bir fıtık varsa, bir omurga eriliği varsa bu dönemde bunlar da daha kolay ortaya çıkar oldu. Aslında teşhis açısından önemli bir iyilik oldu. Ama bu dönem işte kasları da fazla zayıflattığı için bazen sadece pozisyona bağlı, duruşa bağlı geçici bir ağrı olabilir. Ama dediğim gibi biraz önce bu ağrılar eğer evde kullanılan o basit hani parasetamol içeren diyelim ağrı kesiciler veya çoğu evlerde olan bu romatizma merhemleri kullandınız. Hala devam ederse o zaman hiç ihmal etmeden aile hekiminize veya ilgili uzmana bir başvurun ve teşhis bir konsun. Dediğim gibi her şeyde önce tanı. Yani bazen biz Fatih Hocam vücudumuzun verdiği sinyalleri değerlendirme konusunda ihmalkar olabiliyoruz, gecikebiliyoruz. İnsanoğlu arabasından, motorundan bir ses gelse, camından bir ses gelse hemen servisi arıyor, baktırıyor. Ama kendisiyle ilgili bir ağrı olduğunda işte hareketsiz yaşam tarzına bağlıyor bazen. Bazen terleyip soğudum ondan oldu, bir şeye canım sıkıldı ondan oldu diye öteleyebiliyor. Dediğim gibi eğer 3 günden fazla sürüyorsa, basit ağrı kesicilere rağmen hala devam ediyorsa muhakkak bir muayene veya bir filmi çekilip bakılıp ona göre eğer omurgada bir problem varsa tanının erken konması çok önemlidir. Böyle durumlarda tedavi ne kadar erken başlarsa, doğru başlarsa ve kişiye göre, kişinin ihtiyaçlarına göre birlikte takip edilirse sonuçlar da güzel oluyor. Çünkü bunlar zamanında tedavi edilmezse ileride ameliyata kadar giden omurga problemlerine yol açabiliyor. Hocam birkaç dakikamız var. Eğer oturum kapanırsa tekrar aynı dikten giriyoruz. Biliyoruz ki sizin bir sonraki programınız var. İnşallah ona kadar biz sizinle birlikte olmak istiyoruz. Ama şu an uyarı vermediği için söylüyorum. Eğer kapanırsa aynı dikten tekrar alıyoruz. Çünkü birkaç soru var. Sizinle olan birlikteliğimizi son saniye arz ediyorum inşallah. Şimdi bir öğrencimizin sorduğu bir soru. Skolyozun, gençlerde görülen skolyozun kesin bir tedavisi var mı hocam? Evet. Fatih Hocam, skolyozun dereceleri var. Biraz önce bahsettiğim gibi bizim ilk yaptığımız iş skolyoz derecesini ölçmek oluyor. Omurgayı çektiğimiz zaman omurganın filmini, yani ön arkadan baktığımız zaman boyun, sırt, bel, onun belli açılarının ölçüm hesaplaması var. Derecesine göre tedaviler, eğer bu 40 derecenin altındaysa bir kere ameliyatsız bir şekilde olabiliyor. Bu derecesine bakarak, kişinin kas gücüne bakarak, etkilenme bölgesine, hangi o iç organları etkilemiş mi, onlara da bakarak bir tedavi yolu planlıyoruz. Özellikle uygulanacak olan fizik tedavi yöntemleri, omurganın çevresindeki kasları güçlendirici yöntemler, osteopati manuel terapi dediğimiz, hani bir bir o omurların hizaya gelmesi için elle çalışıyoruz omurgada ve çoğu bahsettiğim şekilde ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebiliyor. Ama çok ileri ise, eğer iç organ bir bası yapıyorsa, akciğerin genişlemesini etkileyebiliyorsa ve bağırsak problemleri yapıyorsa muhakkak erken dönemde tedavisinin yapılıp bir yol çizilmesi lazım. Yoksa dediğim gibi ileride oralara vidalanana kadar değişik ameliyatlar yapmak gerekebiliyor. Ama özellikle bu gelişme dönemindeki çocuklarımızda çoğunda ameliyatsız bir şekilde çözülebiliyor. Hocam inşallah süremiz yeter bu soru için de. Boyun kütletmek geçici olarak rahatlık veriyor. İleri zamanlarda olumsuzluklarla karşılaşır mıyız? Çok ileriye çok sık yapmadıktan sonra bir sorun olmaz. Burada en önemli şey boynumuzu 360 derece böyle tam daire çevirmemek gerekiyor. En fazla yapacağımız 180 derecedir. Yani başımızı sağ omuzdan sol omuza çevirene kadar 180 derece. 180 dereceyi aşan hareketler boynumuzu yorar. Bazen böyle hani ses getireceğim diye tamamen çevirmeye kalkıyor insanlar. O omurlar için kesinlikle zararlı. Çünkü siniri iyice sıkıyorsunuz. Siz onu ezmek için bir hareket yapmış oluyorsunuz. Ama biraz önce anlattığım özellikle bu boyun sağ, sol, ön, arka ve kulağı omuzlara yaklaştırma gibi altı yöndeki hareketler, yani bunlar yarım yarım yapılırsa boyun için en faydalısı bunlardır Fatih Hocam. Hocam yine Kenan Bey'den bir soru gelmiş. Bilgisayar başında çok fazla çalıştığı için göğsünde batma oluyor. Öne eğilmeme kemerinin bir zararı olur mu? Bununla ilgili görüşünüzü almak istiyorum. Hiçbir zararı olmaz ama bunları en fazla bir iki saat takmak lazım. Ondan sonra arada dinlendirmek lazım.
aynı korseler gibi, dizlik gibi, boyun bel korseleri de kullanılan bu aletler de oradaki dokunun yeterli beslenmesi, hücrelerin yeterli oksijen alması için ve kasların daha fazla zayıflamaması için. Biz korse takarken de mesela öneririz ki bunu sürekli yapmayın. Belli bir süre tamam oradaki yükü alır ama bunu sürekli yaparsanız kaslara binen yük korseye, boyunluğa, bele korsesine geçtiği için oradaki kaslar hem dolaşım bozulur hem de zayıflamaya başlar. O yüzden muhakkak 2 en fazla 3 saat takıp en az 1 saat dinlendirmek gerekiyor. Hocam yine bir öğrencimizin sorusu var. 20 derecenin altında skolyoz için herhangi bir egzersiz öneriniz var mı? Ve bununla ilgili korse kullanmak faydalı olur mu düzenli bir şekilde? 20 derecenin altındakiler özellikle fizik tedavi ve pilatesle düzeliyor. Yapacağı en önemli egzersiz yürüyüş, yüzme. Hani yüzme bu aralar pandemiden dolayı havuzlar kapalı olduğu için pilates önerdim. Kişiye göre birebir yapılabilir. Bir de Mihabadi diye bir sistem var. Özellikle 20-30 derecenin altındaki skolyozlarda bir kıyafet giyiyorsunuz. Hani EMS dediğimiz akımlar var ya Fatih Hocam. Onlarla birlikte birebir başınızda işte antrenörle birlikte o kasları uyarma adına yapılan, gerçekten özellikle Almanya'da bununla ilgili çok klinik üniversite çalışması var. Sanki haftanın her günü gitmiş ve spor salonunda çalışmış gibi. Ama bunun yanında işte belli bölgesel kasları güçlendirici hareketler, yüzme, fitness hareketleri ve pilates özellikle bizim skolyozda en çok yarar gördüğümüz spor çeşitleri. Hocam yani direkt olarak bu konuyla alakalı mı bilmiyorum ama bir soru geldi. Şimdi tabii belli dönemlerde kas, iskelet yapısı bozulduğu için çocuğun her türlü vücut organlarına zarar vermiş olabilir. İdrar kaçırma sorununun bununla bir bağlantısı var mı? Yani postür bozukluğu ve duruşla ya da bununla ilgili. Yani idrar kaçırmanın asıl sebebi fiziksel özellikle alakalı bir şey. Fatih Hocam, omurga problemlerinde idrar kaçırmayı görüyoruz. Omurgada hem çıkan sinirler açısından önemli, bir de bizim pelvik taban dediğimiz hani kuyruk sokumu, oturma bölgemizle ilgili pelvik kaslarda zayıflama meydana geldiği zaman tutamama durumları olabiliyor. Küçük abdestle de ilgili, büyük abdestle de ilgili. O yüzden bu omurgadan kaynaklanan bir problem olabileceği gibi özellikle bu oturma bölgesi, bacak arası kasları yani pelvik bölge dediğimiz o bölgeyle ilgili kas ve sinirlerin yeterli çalışamaması veyahut da yukarıdaki bir problemin o bölgeye yansıması şeklinde olabilir. Bu önemli bir problem. Bizim de sık karşılaştığımız bir problem. Ama fizyoterapiyle düzelebiliyor bunlar. Veya o bölgeye değişik uygulamalar var. Oksijen, PRP, sülük tedavisi gibi. Yani o bölgeyi ödemini almak, kasların dolaşımını, kan dolaşımını artırmak, güçlendirmek ve değişik egzersizlerle, Kegel egzersizleri dediğimiz bir egzersiz türü var. Google'dan bakabilir kardeşimiz. Bunları yapıyoruz biz. Çok olumlu sonuçlar alınıyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hacamatla ilgili bir soru gelmiş hocam. Hacamat yaptırmak boyun ve bel fıtığını hafifletir mi? Kasların güçlenmesine çok yardımcı olduğu için, o kasların özellikle cilt altında biriken vücudumuzu yaşlandırıcı maddeleri temizlediği için biz çok faydasını görüyoruz. Hacamatta, sülükte o bölgelere yapılan değişik oksijen tedavileri gibi uygulamalar da boyun ve bel fıtığının önüne geçmekte gerçekten çok güzel doğal tedaviler. O yüzden fıtığın yerine göre hacamat noktası tespit ediliyor ve işte senede bir veya iki fıtığın derecesine göre yapılıyor. Birkaç seansta bile gerçekten çok yararlı sonuçlar alıyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Kütletme ile ilgili boyun soruldu ama şimdi de parmak ve benzeri yerlerin kütletilmesinin bir zararı var mı? Hocam burada çok aşırıya kaçmamak önemli. Tabii ki bunlar iki şekilde sesler geliyor kütleme. Bir kaslardan bir de kemiklerden. Çok aşırıya kapıp kemiklerin arasında yıpranmaya, dejenerasyona sebep olmadıktan sonra hiçbir sorun yok. Arada şöyle bir parmaklarını çekip bu aralıkların daha iyi, sağlıklı olması ve ellerimizin hem güçlenmesi hem de kireçlenmeye karşı korumak için yavaş yavaş şöyle bir egzersiz yaptırabiliriz. Arada kütletilebilir ama bu çok aşırıya kaçmadıktan sonra hiçbir sorun olmaz. Yapılabilir.
Teşekkür ediyorum. Hocam şimdi iskelet yapısıyla alakalı spor yaparken, egzersiz yaparken giydiğimiz ayakkabının vücut ekstremitesine bir zararı, yararı var mı? Ayakkabıyla alakalı bir soru gelmiş hocam. Çok önemli bir soru. Allah razı olsun sorandan. Bizim özellikle omurgamıza, yani boyun bel sağlığı için, kalça sağlığı, diz ve ayak sağlığı için, özellikle ayakta durup yer çekimini çektiği o ve eklemlere binen yükü önlemek için yerin sertliğini bize yansıtmayan ayakkabılar gerekiyor. Yani tabanı biraz olması lazım. Mesela o yüzden babeti hiç sevmez omurgamız veya dizimiz, kalçamız, eklemlerimiz. Babet türü ya da köseli ayakkabılar, ince tabanlı ayakkabılar yere ne kadar yakınsa vücuda, omurgaya, eklemlere o kadar zararlıdır Fatih Hocam. O yüzden hani bu spor ayakkabılarında da özellikle basıldığı zaman o esnekliği sağlayan o Air cinsi ayakkabılar, değişik markalarım var. Onlar çok daha yararlıdır. Veya giydiğiniz ayakkabı işte ev hanımları için de mümkün oldukça dolgu tabanı olsun. Basıldığında esnesin, yani yerin sertliğini biraz absorbe etmesi lazım. O şoku alması lazım ki düz taban olduğunda yerin sertliği aynen eklemlere yansıyor ve erken yıpranmalara, kireçlenmelere sebep oluyor. O yüzden biraz tabanı olsun ayakkabılarımız. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi terleme ile alakalı, yani herhangi bir şekilde terledikten sonra vücudun tutukluğu rüzgara bağlı olarak ağır geçiyor. Bununla ilgili bir önerileriniz var mı? Şimdi bu tutuklukları önlemek için özellikle biraz önce bahsettiğim egzersizler, yanına da bir tane bitki çayı önereceğim. Özellikle bu mevsimde kaslarda tutulmalara, kulunçlara iyi gelir. Bitki çayının içerisinde şöyle bir bardak, yani 200 cc kadar su alan bir bardak veya demliğin içerisine bir tatlı kaşığı zeytin yaprağı çayı. Yani kurutulmuş zeytin yaprağı çay hocam, olarak. Hocam hatırladıklar için tekrar alabilir miyiz onu? Bir daha baştan alabilir miyiz? Bir tatlı kaşığı zeytin yaprağı cam demliğe koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı da kuşburnu. Bir tatlı kaşığı da papatya. Bu üç tane bitkimiz var elimizde. Bunlar biri kası, biri siniri besleyen, biri de kan dolaşımıyla ilgili. O yüzden biz kulunçlar olduğu zaman, özellikle kaslarda fazla tutukluk olduğu zaman, duruş bozukluğu olduğu zaman veya enerji eksikliği olduğu zaman bunlardan hep istifade edebiliriz. Hatta işte diyelim kuşburnu C vitamini içerdiği için bağışıklığa da iyi gelir. Bu üç tane bitkiden birer tatlı kaşığı koyduk. Neydi bitkilerimiz? Zeytin yaprağı, kuşburnu, papatya. Birer tatlı kaşığı koyduk. Üzerine bir su bardağı, yani 200 cc kadar da taze kaynamış sıcak su ilave ediyoruz. Bunu cam demlikte veya böyle bir bardakta yapabiliriz. Ağzını kapatalım, bir 10 dakika demlensin, ondan sonra içelim. Sabah ve akşam devam ettiğimizde birkaç günde bu şikayetlerin azalmaya başladığını, kaslarımızın daha güçlü hale geldiğini göreceğiz inşallah Fatih Hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Saat 9'da tekrar bir programımızın olduğunu bildiğim için gelen sorular var ama biz inşallah o soruları biz özel davet sizi ziyaret de edelim. Ben katılımcılara teşekkür ediyorum. Sait Bey, okul müdürümüz Sait Bey'e, Nurettin Bey'e, öğretmen arkadaşlara, öğrencilerimize bile teşekkür ediyorum. Son sözü Sait Bey'e şu an buradaysa bırakmak istiyorum müsaadenizle. Fatih Hocam bir not ilave edeyim. Eğer sorular yapabileceğimiz bir şey varsa benim WhatsApp numaramı verebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Evet, oradan hocam. WhatsApp'tan da sorabilirler. Eğer filmleri varsa veyahut da başka bir soracakları varsa arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oradan da bana ulaşabilirler. Tamam, WhatsApp numaranızı veriyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Okul müdürümüz Sait Bey'e son sözü bırakıyorum. Hocam buyurun Sait. Teşekkürler. Sait Hocam herhalde duyamadı mı? Şöyle yapalım. Ben Nurettin Hocama da söz veriyorum. Gençlik ilkokulu müdürümüz Nurettin Bey. Nurettin Hocam buradasınız. Herhalde sesle sorun yok. Hocam kapanış konuşması için size söz veriyorum. Sait Bey'in sesle bir sorun var. Mümkünse buyurun hocam. Estağfurullah. Teşekkür ederiz Fatih Hocam. Ben de Sait Hocamı temsilen seslendirmiş olayım o zaman. Hocama değerli sunumlarından ötürü teşekkür ederiz gençlik eğitim kurumları olarak. Bizler de gençlik ilkokulu, ortaokulunda
bir program yapmayı düşünüyoruz inşallah. Sizlerle beraber. Mehmet Hocam'a tekrar bu akşam da bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Çok faydalandık. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İnşallah yararlı olur. Yapabileceğimiz bir şey olsa her zaman sizlerleyiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocam, tüm katılımcılar adına yakın zamanda Büyükşehir Belediye Hastanesi'nde güzel bir bölüm size tahsis edildi. Orasının size ve sizin hastalarınıza hayırlı olmasını, gelen hastaların sizin vesilenizle şifa olmasını arz ediyorum. Başka soru şu an için almıyoruz. Ben katılımlarınıza dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli velilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize sağlıklı, sıhhatli, güzel bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Çok teşekkürler. Hep beraber inşallah. Allah razı olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.